Herkese merhabalar. Bir Oyundur Yaşamak serimizin 3. videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün veto oyuncularını konuşacağız. Hattın diğer ucunda oyun teorisi Ankara stüdyolarından Faruk ve Alaşehir stüdyolarından Emirhan var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Alaşehir, Amerika'daki Alaşehir yalnız. Onu da belirteyim. Edersiyan'ın özü, ilk Edersiyan'ın. Evet. Faruk, bana öyle bir veto oyuncusu söyle ki o bitti demeden bitmesin ve o başla demeden başlamasın. Caner, sana şimdi öyle bir veto oyuncusu söyleyeceğim ki tam olarak dediğin tanıma uyacak. Kendisi veto oyunculuğunun zirvesi ve aslında bir çeşit ultimate veto oyuncusu. O söylemeden oyun başlamaz. O söylemeden oyun bitmez. Kimin oynayıp kimin oynamayacağını oyunu o karar verir. Ve hatta oyunun bazen kurallarına bile bu arkadaşımız, bu veto oyuncusu karar verir. Şimdi bizim gibi mahallede büyümüş özellikle erkek çocuklarının çokça bildiği o topun sahibi çocuk işte o aslında veto oyunculuğunun zirvesi. Şimdi bu arkadaş top sahibi olduğu için oyunun ne zaman başlayacağını, ne zaman biteceğine karar verir. Annesi eve çağırdı, topunu alır gider, size o topu bırakmaz. Canı istemedi, oyunu başlatmaz. Ayrıca maçta kimin oynayacağına da o karar verir mahallede. Eğer sevmiyorsa sizi maça almayabilir. Sonuçta top onun. Kimseyi oynatmayabilir. İstediği zaman istediği kararı verebilir. Ve hatta oyunun kurallarına da karar verir. Düşünün kale kurduğunuz taşlar üst üste. O top taşın üstünden mi gitti, kaleye mi girdi? Bunların Tabii. hepsinde etki sahibidir. Onun Kendisi kararı de kaleye olmadan, geçmez onun onayı hatta değil mi? olmadan olmaz. Tabii canım kaleye de geçmez. Adam Topun topun sahibi o sahibi, bir sonuçta. de kaleye mi geçecek yani? Aynen öyle. Hepimizin bunlarla ilgili, bu veto oyuncularıyla ilgili, topun sahibi çocuklarla ilgili bir sürü hikayesi vardır. Eminim yani. Bu konuda hiçbir şeyimiz var. Vardır sizin de, yok mu? Var Çok canım, var. olmaz mı? Ben direkt şey top sahibi bendim. Ha, Bizim bulduk mahallede veto bunu net biliyorum. Tam olarak veto oyuncusu bendim. Yakışır, Benim yetimde yakışır. öyle. Ama şöyle bir problem vardı. Şimdi o veto player olursun. Bir de hani ne bileyim. Mesela güzel de oyun oynasam, mesela futbolda becersem falan. Daha güzel olacak ama ben beceremiyordum da. Resmen orada onun tek sebebi toptu ya. Bunu da herkes biliyordu. Ve bazen artık işte çok da şey bir mahallem yoktuysa hatırlıyorum yani, biriz maçın son ortasında, hatta artık ne şeyde arkadaşlar gelip ya sen çıksan mı biz oynayalım mı getirdiler, ben de topu alıp gitmiştim. Maç bitmişti yani. Veto'nun tam şey vücut bulmuş hali. Yani eğer sen ben yoksam top da yok, maç da yok. Abi Bunu yani kabul ediyorsam yani veto play varlığını kabul etmiyorsan, görmezsen maçı kaybedersin. Maçı kaybetmeye geçtin, maçın kendisi ortadan kaybolur. abi topun sahibine de şey denmez ya. Sen kötü oynuyorsun, sen çık başkası oynasın denmez yani. En kötü ihtimal Bana kaleye dendi. sokarsın ya. Bana dendi, sorma. Ya belki İyi. kaleye sokmuşlardır önceden. Onu da becerememişimdir. Hatırlamıyorum oraya. Yani kaç sene önce olmuş olayı. Yani ya ben 8 yaşındayım ya 9 yaşındayım. Böyle bir şeyler yani. Senin mahallede veto player'ına diplomatik nasıl davranılacağı konusunda bir eksiklik varmış. Tabii canım, Evet, of, evet. o net. O Emirhan. sizin Bunu açıklamak mahallede için sana teamüller siyaset tam bilimi oturmamış. Normlar Bunu anlatmak geliştirilmemiş için. yani. Bunu anlatmak için sonra siyaset bilimi okudum. Bunu böyle yapmamalısınız, Evet, yaptığınız evet. yanlış. Bakın ben veto oyuncusuyum. Ona Evet. göre ayağınızı denk alın. Alır giderim topumu. Şeyde tabii şeyde önemli tabii ama muhtemelen sizin o zaman mahallede insan kaynağı da boldu. Yani Olabilir, maçta doğrudur. oynatılacak oyuncuları da boldu. Çünkü hani genelde olan şey dediği gibi Caner'in kaleye geçer sen defansta oyna dersin falan. Ama diyor ki Aynen. mahalle Çakılı kalabalıktı defans. biraz. Yani hiçbir yere ayrılma, sadece orada dur demek o. Mesela şey de ekleyebilirim. Benim veto player şeyi de bir yerden sonra azalmış tabii bu arada. O maç iptal olmuştu da sonradan olmadı o tabii. Hani öğrenildi durumun vahameti. Ama mesela benim veto player pozisyonum sonradan zayıfladı. Neden? Kolaturka şey dağıtmaya başladı. Hatırlıyorum onu. Tabii. Top dağıtıyordu, hatırlarsınız. Kolaturka topları vardı. Top daha yani iyi top, şey daha sık bulunabilir bir şey olunca veto player olmaktan da çıkıyorsun. Elindeki Evet, kaynak öyle bunların bir hepsini fırsat tartışacağız. eşitliği Elindeki sağlayan kaynak gidince. bir yönü oldu Kolaturka'nın, evet. Evet. Veto oyuncularının kökünü kazımaya azmetmiş Kola Türk. O yüzden çok yaşayamadı zaten. Olabilir. Kahri yok oldu gitti. C'deki. Aynen. Vallahi işte Murat Ya. Ülker'in geçen Instagram'da bir videosu düştü önüme. Şey diyor ya, işte bizim balımız çok kaliteliydi. İşte reklamını da iyi yaptık, dağıtımını da iyi yaptık ama işte dış güçler Neden engel olmadı oldu falan filan gibi şeyler söylemiş.
işte asıl olayın özünü kavrayamamış Murat Ülker. Ne oldu? O zaman bir toplayalım tanım olarak. Yani veto player dediğimiz kişilik, kişi, kurum, bu sadece kişi olmak zorunda değil. Aslında herhangi bir oyun üstüne veya yaşanan herhangi bir olay üstüne veya işte kurgulanan herhangi bir şey üstüne bir çeşit otorite sahibi. Bu otoritesine o kabul etmeden o oyun belli şartlar altında oynanamıyor ya da belli yöne doğru gidemiyor. Bence bunu bir tartışalım. Siyasetle tartışalım önce. Çünkü siyaset aslında bu siyaset biliminden direkt türemiş bir teori, veto oyuncusu. Onu bir anlatalım kısaca. Oradan sonra devam ederiz yine örneklerle. Tabii. Kimde? Caner ben sen değilsin. Anlatabilirim sen şey istiyorsanız. Tamam sen anlat oradan devam edelim. Ya veto oyuncuları işte Yunan-Amerikalı bir siyaset bilimci var. George Sebelis adında. Onun popülerleştirdiği bir konsept. Yani konseptten ziyade bir düşünce tarzı, bir analiz kalıbı, bir analytical framework. Kendisinin iki tane makalesi var. 95 ve 2000'de çıkmış olması lazım bu makalelerin. Sonra da 2002'de de bunları birleştirip bir kitap haline getiriyor. Senin de dediğin gibi veto oyuncuları yani herhangi bir kararın alınması için destek vermeleri gereken oyuncuları tabir ediyor. Yani bir karar alınacaksa bu kararın alınmasını engelleyebilecek oyuncular. Yine senin dediğin gibi hani oyuncu dememiz dinleyicilerimizi yanıltmasın. Hani bunlar kişi olmak zorunda değiller. Şirketler, organizasyonlar, siyasi partiler bunların hepsi veto oyuncusu olabilirler. Ya yani Sebelis'in argümanında iki tarz veto oyuncusu var. Birincisi kurumsal, ikincisi partizan. Kurumsal veto oyuncuları veto oyuncuları olmalarını formal güçlerine borçlular. Yani mesela işte bir makamdalar ve anayasa o makama belirli güçler vermiş. Mesela Cumhurbaşkanı yasaları veto edebiliyor değil mi? Ya da işte... Evet, şu araya şey gireyim. Belki o açıklamak için daha iyi olur. Bizim burada kurum dediğimiz şey aslında oyunun kuralları. Değil mi? Yani mesela Cumhurbaşkanı'na o yetkiyi veren aslında anayasa. Anayasada belli kurallar var. Yani oyunun kuralları var, bu oyunun kuralları. O veriyor Cumhurbaşkanı'na yetkiyi. Bu yetkiyi. Yani kurumdan kastımız biraz daha oyunun kuralları burada. Kurum yani bizim genel günlük hayatta kullandığımız kurumla karışmasın diye. Evet. Yani kurumsal veto oyuncusu şey değil. Hani kurumsal şirkette plazada çalışan veto oyuncusu değil. Yani institutional yani şey İngilizce'deki. Cumhurbaşkanı dedim. Hani yasaları veto edip diyor. Ya da işte hani kişi olmayan veto oyuncularını bir örnek. Parlamentonun kendisi, meclisin kendisi. Parlamenter rejimlerde mesela hükümetin kurulabilmesi için meclisten güven oyu alması lazım değil mi? Bu güven oyunu vermediği zaman hükümet kurulamıyor. Burada da o zaman meclis bir veto oyuncusu olmuş oluyor. Sebelis'e göre bu teori bir İsviçre çakısı gibi. Yani bunu her rejime uygulayabilirsiniz. İşte demokrasiymiş, diktatörlükmüş, başkanlıkmış, parlamenter sistemmiş. Bunlar fark etmiyor. Her türlü analizinizi bu teoriye göre gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz diyor Sebelis. Bu ne kadar doğru? Bence buradan başlayabiliriz. Yani bu düşünce şekli, bu konsept ne kadar genel? Siyasetin başka hangi alanlarına ya da gündelik hayatın başka hangi alanlarında bunu uygulayabiliyoruz? Bence Emirhan Alaşehir stüdyolarımızda bize nerelere uygulandığıyla ilgili şey söyleyebilir. Valla bilmiyorum ki aklıma ilk gelenler işte yakın zamanda bu Türkiye'nin bloklaması falan da vardı. İsveç, Finlandiya'yı vesaire. Ya genelde mesela elimizde şey varsa, bir oy birliği şartı varsa aslında her bir aday, her bir üye organizasyonun veto player olur kendiliğinden. Öte yandan hani şey de olabiliyor. Yani mesela veto player pozisyonunu yani sömürebiliyorsunuz da aslında kendi lehinize. Mesela veto etmeniz çıkarlarınız gereği veto etmeniz gerekmeyebilir. Avrupa Birliği'nde falan mesela bu çok uygulanmış bir şey. Biliniyor yani bir şeyde bir şekilde evet diyeceğim bir yerden sonra ama evet demesen de olmayacak. O zaman neden derhal evet diyesin ki? Biraz bir şeyler istiyorsun, ne bileyim ekstra borç istiyorsun, belli destekler istiyorsun. Mesela İngiltere Brexit'e çıkmadan evvel Avrupa Birliği'ni çok güzel bu itibara silkelemiştir yani. İngiltere aslında birçok kez, iki veya üç olması lazım. Avrupa Birliği'yle oturup fazladan verdiği paraları geri alacağı bir mekanizma kurmuştu. Yani şöyle diyordu İngiltere, her Avrupa Birliği ülkesinde Avrupa fonuna belli bir katkısı var işte gayri safi milli hasılarına oranla.
İngiltere diyordu ki bunu harcamayanlarını ben geri alacağım. Başka hiçbir ülkenin böyle bir şeyi yoktu mesela. Ve bunların her birini yeni bir anlaşma imzalanmadan evvel kalkıp diyordu ki evet, bana istediğimi vermezseniz evet demeyeceğim. Yani aslında veto player değil, evet diyecekti sonunda. Ama bir şekilde o şeyi kullanabiliyor oy birliği işaretini. Şey, credible threat gibi, biz bunu ilk şeyde videoda tartışmıştık. Çeşit credible threat haline geliyor veto oyunculuğu. Evet. Biraz da O da şeyin var. öcünü alıyorlar herhalde. Bunlar Avrupa Birliği'ne girerken baya Evet. şey çile çekiyorlar ya, De Gaulle. Aynen. 67'de galiba iki defa başvuruyorlar. De Gaulle ikisinde de hayır diyor. Onun zaten hayır demesi çok şeydir. Meşhurdur işte. Meşhurdur. Aynen. Yani De Gaulle'un orada kendisine göre muhtemelen çekinceleri vardı. Yani şey falan diyor mesela orada. Hani İngiltere tarihi olarak şeye daha yakın. Amerika'ya daha yakın. Birlikte hareket etmesi daha olası falan diyordu mesela. Ama De Gaulle burada tek başına engelliyordu. Yani diğer üyeler, hani Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Almanya falan hepsi İngiltere'nin üyeliğini destekliyorlardı. Fransa tek başına engelliyordu. Evet. Avrupa Birliği'nde öyle bir güç var zaten. Avrupa Birliği süreci içinde şeyde biz de bundan çok çektik. Yani şu an çok umurumuzda olmayabilir Avrupa Birliği, ama özellikle hani şey 99, 2005, 2006 arasındaki Avrupa Birliği süreci hızlı ilerlerken, ya Avrupa Birliği'nde şöyle bir sıkıntı var. Her aşamada o kadar çok veto oyuncusu var ki. Tabii. 35 tane başlık var. Her biri için her ülke veto oyuncusu. Daha sonra Avrupa Parlamentosu'na gitmesi lazım. Her bir ülke veto oyuncusu. İşte Avrupa Komisyonu var, üyeler var. Orada her biri birer veto oyuncusu. O da yetmiyor. Sonra herhangi bir ülke referandum yapıp bir ülkenin Avrupa Birliği'ne girmesini engelleyebiliyor. Tabii. Şeyde, onlar da veto oyuncusu. O kadar çok veto oyuncusu var ki illallah ittiriyorlar adamı yani. Tabii. Ve bir de Veto bu oyuncusu. veto kartını stratejik kullanımı diye bir şey de var. Yani mesela İngiltere örneğini verdim ben mesela. Yani o örnekte ne oluyor? İngiltere diyor ki ben bundan bir şey çıkarabilirim. Oyunu aslında monetize ediyor yani. Bir tür şey kazanca çeviriyor. Bir de bunun vetoyu geri çekme versiyonu da var. Yani siz eğer şunu biliyorsanız eninde sonunda birisi karşı çıkacak. Söz gelimi mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinde özellikle bu yükseldiği dönemde yani işte bu 2002 sonrasında 2001-2002 döneminden sonra gelişen dönemde Fransa'nın karşı çıktığı biliniyor. Almanya biraz daha böyle o ortada durarak karşı çıkıyordu ama karşı çıkıyordu. Merkel geldikten sonra özellikle. Ama mesela sadece bu iki ülke mi? Hayır. Diğer ülkelerin de pekala problemleri vardı. Bu biliniyor. Ama bu arkadaşlar seslerini çıkarmıyorlardı. Çünkü niye çıksınlar? Yani Tabii. onlar da aslında veto player ama Free neden ride bundan zarar edebiliyorlar görüyorsun? çünkü. Yani çünkü Evet, onlardan kesinlikle. yani ideolojik olarak daha katı gözüken biri var ve yani onlar Kendisi o Sarkozy. benefiti herhangi bir şekilde maliyetine katlanmadan elde edebilecek durumdalar. Aynen Aynen öyle. abi. Bir Bu de şey var. arkadaşlar Türkiye ile gayet dostlarını devam ettiriyorlardı. Tabii. Sanki destekliyorlarmış gibi. Aslında desteklemediklerini de biliniyordu yani. Evet, mesela şeyle ilgili çok argüman var. Aslında mesela Yunanistan'ın bu Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini çok istediğiyle ilgili. Katılması değil belki ama süreci çok istediği. Çünkü kendi veto oyuncusuna çeviriyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde. Böylece de aslında Türkiye karşısında bir çeşit avantaj sağlıyor masada. Ya Doğru. mesela Kıbrıs meselesinde biz bunu çokça yaşadık zaten orada. Kıbrıs konusundaki meselede. Ve daha sonra Yunanistan'da bunu istediğiyle ilgili argümanlar vardı. Yani bu arada şeydir, Emirhan'ın verdiği şey örneği de çok iyi bence. Yani Türkiye'nin bu şu andaki o İsveç'e falan şey Tabii. verdiği Ya veto orada da biz şeydi hani ve bunu bir şekilde maksimum çıkarı devşirmeye çalışıyoruz, değil mi? evet Yani evet orada oradan mesela olabildiğince İsveç'e şey çıkar. diyor işte bize FETÖ'cüleri ver. İşte ne Ver bileyim tabii. PKK'ya destek olmayı bırak. İşte silah alımı konusunda yardımcı ol hem Finlandiya'ya hem İsveç'e. O Aynen. ambargoyu kaldırın. Ya biz de oradan Aynen. da hani maksimum çıkarı devşirmeye çalışıyoruz. Yani zaten şeyde çok usandırılmadığı sürece zaten yapılması gereken bir şey. Yani uluslararası ilişkilerde ne bileyim ya, parti iç siyasette de öyle. Ya buradaki bizim gücümüz de ne, onu da altını çizelim bilmeyenler için. Bizim onayımız olmadan, biz bir veto oyuncusuyuz şeyle ilgili, NATO'ya girişle ilgili. Bizim onayımız olmadan İsveç'in girme ihtimali yok. Tabii yani Bizim şey onayımızı olması da lazım. almak Yani şu an zorundalar. 30 tane üyesi olması lazım NATO'nun. Tüm yeni üyelikler o ülkelerin parlamentoları tarafından onaylanması lazım. Şu an Aynen. onaylamayan galiba bir Macaristan var, bir de biz varız. Aynen.
O yüzden böyle bir gücümüz var. Hani bunu daha önceki şeylerde de hani Yunanistan üstündeki zaman bu gücü kullandığımız da oldu belli zamanda. Hatta başımıza sonra kötü şeyler geldi. Ona da bağlanır. Neyse oraya çok girmeyelim. O Kenan'ı Ondan ben sonra yani zamanında böyle bir mı? şey mümkün. Yok, gir hocam, Ha, aynen. 80'lerden bahsediyorsun değil mi? Asker Evet tüzü evet verdiler yani. falan muhabbetleri. Evet öyle. Yani orada bir şey veto oyunculuğumuzun başımıza iş açtığı da hani kimilerince söylenir. Ama tabii bilemiyoruz daha bunlar şey. Ya Hani açık bilemiyoruz da bir kaynaklarla de doğrulayamayacağımız şeyler. ama şu, evet bir öyle de, ama bir yandan şunu da diyemeyiz zaten. Yani bir ülkede bir darbe dışarıda başka bir ülkenin NATO üyeliğine itiraz ettiği için gelmiştir. Yani bunu zaten kimse, hiçbir aklı başında insan böyle bir unicozum, tek sebepli bir açıklama yapmaz Tabii yani. canım. Hani Tabii aynen. bunu da biliyoruz ama. Hani ne olduğunu bilmiyor olabiliriz ama ne olmadığını da biliyoruz açıkçası. Yani böyle tek sebepli çok basit bir açıklama da çok komik gerçekten. Onu da Evet yani belli söylemek lazım. sebeplerin bir araya gelmesi de muhtemelen böyle bir şey varsa. Ama bunu da biz daha önce kullandık bu Evet. şekilde. Aynen. Yani aslında veto oyunculuğu hani koz olarak kullanılabilecek. Bizim tam olarak ilk videoda bahsettiğimiz o credible threat için çok uygun bir örnek. Veto gücünüzü siz birilerinin üstünde davranışlarını, tutumlarını değiştirmek için kullanabiliyorsunuz. Ama yani genelde şeyden bahsettik biz. Hani hep böyle bir kurumsal tarafından bahsettik. Hani mesela veto gücü burada Ha, NATO'daki neydi? Bizim ben tam ona oradaki gelecektim. Ben şey dedim zaten ilk veto başta. Hani bir kurumsal veto oyuncuları var dedim. İkincisini orada söyleyemedim. Yani onu örnek de verdim. Ondan sonra konu çok başka kaldırdım. yerlere gitti. Aynen. Devam et sen. Tamam sen bilirsin. Yani işte dediğim gibi bir kurumsal veto oyuncuları var. Bir de partizan veto oyuncuları var. Kurumsal olanlar hani formal güçlerinden dolayı bu güce sahipler. Ama partizan olanlar daha böyle siyaset oyunu içerisindeki konumlarına göre sahip oldukları siyasi güçten dolayı veto oyuncusu oluyorlar. Yani mesela meclisin içinde atıyorum işte ana muhalefet partisi çok yüksek oy almış. İktidar partisi ana muhalefet partisinin desteğini almadan herhangi bir şekilde yasa geçiremiyor. Ya da işte kritik bir yasayı nitelikli çoğunluk aranan bir durumu gerçekleştiremiyor. Yani burada ana muhalefet partisinin hani veto gücü şeyden gelmiyor. Formal güçlerinden değil de o siyasette elinde tuttukları güçten dolayı geliyor. Böyle durumlarda ortaya Yani çıkabiliyor yani. şey biraz koşullardan geliyor. Yani o Hı anki hı. koşullardan. Mesela şey Tabii. de güzel örnek. Şu an hani referandum tartışıyoruz ya öyle bir şey yok. Yani ana muhalefet partisinin daha doğrusu muhalefetin desteğini herhangi bir partinin desteğini almadan referanduma götürme ihtimali yok. Bunu şartlar belirliyor. Tabii ki burada kurumlar da önemli. Sayı önemli ama yani o şart niye şey AK Parti ve şeyin MHP'nin ikisinin birlikte referanduma götürebilecek çoğunluğu yok. Cumhurbaşkanı da belli bir oyun üstüne çıkmadan götüremiyor. O yüzden burada bir dolaylı yoldan bir çeşit veto oyuncusu haline geliyorlar. Şeydeki aynı şey işte erken seçim için de geçerli bunun gibi ama siyaset biliminde zaten böyle çok örnek var. Ya benim mesela sevdiğim örneklerden biri şantaj partileri. Blackmail, şantaj partileri. Bu tip partilerin şöyle bir özelliği var. Çok fazla oy almıyorlar. Yani yeteri böyle çok büyük kitlelere seslenmiyorlar o an için belki diğer partiler kadar. Ama koşullar dolayısıyla öyle bir konumda kalıyorlar ki onların desteği olmadan karar alamıyorsunuz. Yani bunu bizim hani bu Milliyetçi Cephe hükümetlerinde işte şey MHP'nin ve o zaman hangisiydi? Şey Milli Selamet miydi? Milli Selamet Partisi'nin düştüğü konum gibi. Sebep ne? Burada bir koalisyon kurulması lazım. Şeyden meclisten güven oyu alınabilmesi için. Hem bunun için belli sayıda milletvekili lazım. Tek başına Adalet Partisi bunu sağlayamıyor. Ne yapıyor? Gidiyor diğer küçük partiler. Şimdi böyle durumlarda çok aslında nasıl söyleyeyim? Büyük de çıkarlar elde edilebiliyor belli Tabii. koşullar altında. Yani şey gibi Milletvekili sayısının yarısını falan bakan yapabilen partiler ortaya çıkabiliyor aynen öyle. yani öyle durumda. Aynen bizde de öyle. Bence en çarpıcı örneği şey insanlar belki Marmara sürecinden hatırlarlar. Bir tane Dışişleri Bakanı vardı Avigdor Lieberman diye. İsrail'in. Şimdi bu adamın aslında Knesset'te yani İsrail parlamentosundaki milletvekili sayısı bir kendisi. Kendisi. Ama Dışişleri Bakanı. Bir o kadar. Dışişleri Bakanı çünkü İsrail sistemi seçim sistemi yüzünden o kadar parçalıyor ki partileri. Sizin bir milletvekiline dahi veya 2-3 milletvekiline dahi ihtiyacınız oluyor. Şey kurabilmek için. Hükümet kurabilmek için parlamenter bir sistemde. Bunun gibi çok örnek var. Ya tabii burada Şeyde şey de önemli. kullanılabilecek gibi. Hani meclisin ya kaç tane milletvekili, kaç tane Tabii. sandalyesi olduğu da önemli. Sandalye sayısı. Tamam. Ya bunu şeyde de çok görüyoruz mesela. Amerikan Senatosu'nda. Şimdi Hı. Temsilciler Meclisi'nde Amerika'daki eyaletler kendi nüfuslarına göre temsil edilirler. En kalabalık olanlardan en fazla temsilci oraya gider. Ama senatoda her eyaletten iki tane senatör olur. Bu eşitlik sağlar.
Ve hani Amerikan siyasetini zaten takip edenler bilir. İki büyük parti vardır ve bunların oy oranları birbirine çok yakındır her zaman. Şeydeki kontrolleri de ne diyelim çok kırılgandır. Yani mesela senatoda demokratlar öndeyse ya en fazla işte 52'ye 48'lik bir durum ortaya çıkar. Yani 53'e 47 olur. Hani 65'e 35 gibi bir durum ortaya çıkmaz. Çok nadirdir. Bilmiyorum Amerikan tarihinde belki vardır ama. Böyle bir durumda bir yasa geçirtmek istediğiniz zaman herhangi bir senatörün o şantaj potansiyeli çok daha yüksek. Ben de burada bir örnek vermek istiyorum. Etek kemiğe bindirin. Joe Manchin diye bir arkadaş var. Senatör ve kendisi West Virginia'nın kongrede. Ve özellikle bu Biden'ın ilk döneminde işte kongre 50-50 ayrılmıştı senatör. Tabii kongre değil de senatör. Yani 50 Demokrat, 50 Republican. Republican'lardan bir iki şey oldu, destek alındı bir iki kişiden. Ama yine de tek başına yetmiyor tabii ki. Yani emin değiller. Ve her zaman da olmayabiliyor bu destek. Yani belli kanunlara destek verilebiliyor. Belli kanunlara destek verilmiyor. Ve bu mesela Biden'ın en büyük vaatlerinden biri işte büyük bir böyle bir altyapı yatırımı yapmak. Bunun için de bütçe çıkması lazım ve şeyin desteği lazım. Kongrenin. Fakat bu Joe Manchin kendisi West Virginia'nın senatörü. Orada yani uzun yıllar siyaset yapmış birisi. West Virginia'da kömür madenleriyle ve kömür üretimiyle meşhur bir yer. En büyük ekonomik aktiviteleri bunlar. Ve dolayısıyla iklim değişikliğiyle de alakalı meselelerle çok ciddi problemleri var. Orada uzun süre şantaj yaptı mesela Joe Manchin. Yani eğer benim bu konu desteğimi istiyorsan, altyapı yatırımları için desteğimi istiyorsan kesinlikle bana iklim değişikliğinde geri adım atmam, bana tavizler vermen lazım dedi. Ve gerçekten de tıkayarak yani ilk başta onun mesela şeyini blöfünü görmedi Biden ve demokratlar. Yine de oylamaya gittiler ve geçmedi ilk önce mesela. Sonrasında geçti vesaire. Yani biraz benim bu top hikayesi gibi yani maçın iptaline gitti ilk önce. Sonrasında rızası alındı. Veto player'ların böyle bir etkisi olabiliyor, doğrudur yani. Evet evet. Ya bu verdiğin örneği, verdiğiniz Amerika örneklerini bence şöyle de önemli bir tarafı var. Şimdi biz hani bir sistemin daha demokratik olabilmesi için işte gücün paylaşılması için falan veto player'lara ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Mesela yargı bir çeşit veto player olmalı ki belli evet. konularda hani istenmeyen sonuçlar doğmasın. Ama çok fazla veto oyuncusu da bu sefer sistemi kilitliyor. Ve doğru, bu tip şantajlara falan yol açıyor. O yüzden her kurumsal düzenleme gibi yani her oyunun kuralını düzenlerkenki gibi aslında bir denge burada en iyisi. Şeyde. Ve bir de ben şey ekleyeceğim. Değişimi de önlüyor. Evet evet. Aynen. Yani öyle bir çağda yaşıyorsun ki sürekli yeni ihtiyaçlar doğuyor. Ama aynen yani öyle. Bir şeyi değiştirmek için 15 tane aktörü mutlu etmen gerekiyorsa herkes yani kimse değiştirmesin kardeşim. Statiko'da kalalım yerine geliyor. Ama statiko'da kalmak da değişim gerekli olduğu için zor bir şey. Bu herhalde şey hani modern anlamda toplumlar nasıl çöker sorusunun cevabı. Evet, evet. Yani o mesela şeyle ilgili başkanlık sistemi bizde tartışıldığı gibi değil tabii. Yani mesela Amerikan başkanlık sistemi üzerinde tartışırsak çok fazla veto oyuncusu olmasının ve o Amerikan sistemi tipinin başka bir yerde uygulanmasının mesela demokrasi için tehlikeli olduğu söylenir. Çünkü çok fazla eğer kısıtlarsan, rigid bir sistem olursan bu sefer yani başkanlık sisteminin en büyük sıkıntılarından biri bu. Bir çeşit kilitlenmeye sebep olabilir çok fazla veto oyuncusu olduğu için. Tabii bizdeki çok farklı olduğu için yani bizdeki bildiğimiz manada bir başkanlık sistemi de gerçekten Alaturka bir başkanlık sistemi bizde şahsına münasır. Ama orijinal örneklerinde en çok eleştirilen yanlarından biri o tabii. Ya bir de şey var bu veto oyuncusu olmak lazım. Yani kendini veto oyuncusu olarak konumlandırmak için bir şeyler yapıyor olmak lazım. Stratejik olarak ki hani siyaset için özellikle istediklerinizi alabilin. Benim de bu konuda yine bir ultimate veto oyuncum var. Şeyde hepimiz tanıyoruz kendisini. Hepimiz biliyoruz. Hepimiz sevmiyor olabiliriz. Ondan emin değilim. Şeyde yani seviyor muyuz ondan da emin değilim ama Türk siyasetinin en büyük kendisini veto oyuncusu olarak konumlandırmayı başaran insan Devlet Bahçeli'dir. Ben bunu hep söylerim. İnsanlar da bazen bana kızar ama kendisini öyle bir veto oyuncusu olarak konumlandırıyor ki biz çoğu zaman hani onun isteği olmadan belli şeylerin olmadığını görüyoruz. Ya yani en güzel örneği en son dönem zaten. Yani başkanlık sisteminin rafa kalkmışken tekten raftan indirilip hayata geçirilmesinin bir numaralı sebebi Devlet Bahçeli. Bunu yaparkenki amacı da aslında kendini bir veto player hale getirmek. Ki bunu da başardı.
Hem Cumhur İttifakı'nda artık AKP'nin MHP'ye ihtiyaç duyuyor olması. Hem mesela şu anda mecliste MHP'nin desteği olmadan AK Parti normal yasa bile geçiremiyor sayı yüzünden. Ya kendini veto oyuncusu olarak nasıl konumlandırırım sorusunun cevabı için herkesi Devlet Bahçeli'yi takibe davet ediyorum konuda. Şeyde. Yani Buradan da şeye bağlıyorum. Ha sen ben söyle. Devam edin. tamam, bunu defalarca konuşmuştuk seninle. Hani kendisini, Aynen. evet, yani şu an zaten devlet içerisinde öyle bir durum var değil mi? Yani yapılacak tüm Var işler ona da gidiyor. Onun da bir onayı alınıyor öncesinden. evet. Ama yani ne kadar stratejik davrandığına dair benim soru işaretlerim var. Ya bir kere bu katı tutumu bir kere partisinin bölünmesine yol açtı değil mi? Yani aslında kendi Doğru. partisinin içinde de bir veto aktörüydü. Veto oyuncusuydu. Ve bu vetoyu muhtemelen çok fazla kullandığı için değil mi? Yani partinin tabanı Erdoğan'la işbirliği yapılmasından rahatsızdı ya da belki benimsenilen belirli politikalardan rahatsızdı. O orada bir tıpa görevi gördü. Değil mi? Veto oyunculuğunu kullandı. İşte MHP içerisinden Erdoğan'a ya da AKP'ye karşı bir hamle yapılmasını önledi. Ama bunun sonucunda da partisi dağıldı. Ya dağılmadı da partisinden Orada bölündü. İyi Parti çıktı orada ve bir şu an trade-off var. yani partisinden ayrılan kanat çok daha popüler. Oy oranı çok daha Orada yüksek. şöyle bir trade-off var. Yani devlet içindeki güç mü? Hani seçmende belli bir yerde kalabilmek mi şeyinde trade-off'unda yani Türkçesi ödünleşim trade-off'unda yani çok şey bir kelime. Bu trade-off'ta aslında o biraz daha devlet içinde güçlü olmayı siyasete biraz daha bu çeşit bir veto Ya oyuncusu olarak yani işte hani yön Devlet vermeyi Bahçeli seçti. ne Kısa ister? dönemli. Yani bu çok büyük bir Ha, soru aynen. ve çok kolay bir cevabı da yok bunun ya. Yok tabii, aynen. Yani neyle Şeyde motive olur bu buradaki adam? Yani ne yapmak ister? Yani tüm saygın bir abi devlet adamı bence mı olmak seviyor. ister? Yoksa gerçekten ileride bir yerde bir kaostan yararlanıp güce el mi koyacak bilmiyoruz yani. Churchill'in Rus dış politikası ile ilgili bir sözü var. Bunu aynısını şey için de kullanabiliriz. Devlet Bahçeli'nin motivasyonları için de kullanabiliriz. Abi bence adam seviyor. Bu yaşam tarzı onun için yani. Bu çeşit mesela Costa Signaling'de falan da konuşmuştuk. Costa Signaling der işte veto oyuncusu olmak, ondan sonra böyle alttan alta mesajlar falan. Bu en direkt şeyleri çok seviyor Devlet Bahçeli. Bence onun için bir yaşam tarzı bu. Şeyde başka türlü şeyleri tekrar orası artık komplo şeyine girer. Ondan oralara girmiyorum. Genel olarak şeyde Kardeşim ne yani tamam. komplosu şeyin Türkeş'in Ha işte şeyinde oralara ölmeden önce girmiyorum. söylememiş mi adam açık açık? Ne komplo Şey, olacak bu ya? oralara Adam girmiyorum. açık açık Oralara söylemiş. Bu işte adam o belki Witzidir kafa demiş. Buna dikkat edin demiş. Dememiş mi orada yani? belki onun doğru olduğunu yani onun komplo kurmadığını nereden biliyoruz burada? O yüzden soru işaretleriyle dolu bir insan ama bir veto player nasıl olunur sorusu için bakılması gereken özellikle siyasette figürlerden biri olduğunu düşünüyorum. Hadi burada şey de yani kurumsal konuştuk, siyasetle ilgili konuştuk. Ya bizim gerçek hayatta, güncel hayatımızda da çok fazla veto oyuncusu var. Normal sosyal ilişkilerimizde de. Şey de biraz da oradan tartışalım. Mesela bu kurumsal veya partizan güç haricinde bizim normal hayatta bizi veto player yapan şeyler neler? Nasıl? Bir veto player nasıl olabiliriz biz? Şeyde gerçek hayatta. Şeyde sizin bu konudaki şeyiniz neler? Bana bir şeyler söyleyin. Yani nasıl veto player olabilirim? Ya genelde şey oluyor. Hani elde olmayan sebeplerden dolayı benim çok belirli bir şekilde davranmam gerekiyor. O da beni mesela veto oyuncusu yapıyor pek çok durumda. Ne gibi? Mesela biz yazın ben Türkiye'deyken buluşmuştuk değil mi? Buluştuk Ve doğru. Doğrudur. tamam. Buluştuğumuzda mutabıksak devam ediyorum. O zaman Tamam. da hatırlarsan şeydi, Muharrem Orucu zamanıydı. Ben Aynen. oruçluydum. Tamam. Ve ben o süre boyunca et tüketmiyordum. Buluştuğumuzda işte iftar vaktine yakın buluşmuştuk zaten. Sonra işte karnımız acıktı, ne yiyelim diye konuşurken ben size şey demiştim, hani ben et yemiyorum. Ama hani siz gidip alabilirsiniz. Sonra işte ne bileyim Moda sahilde buluşuruz. Moda sahilde çimlerin üzerinde yeriz gibi bir şey söylemiştim. Ya orada aslında ben sizi daha vegan opsiyonlara, vejetaryen opsiyonlara yönlendirmiş oldum değil mi? Ve en Evet, sonunda da zaten yöneldik. falafelciye gitmiştik hatırlarsan. Aynen. Yani ben Aynen. elde olmayan durumlardan dolayı bir veto oyuncusu oldum. Yani siz orada mesela atıyorum ben şurada çok iyi bir dürümcü biliyorum deseydiniz ben bunu engellemiş olacaktım. Dedi. Burada konumsal evet bir veto oyuncusu olmuş oldu. Doğru. Bu da bir çeşit veto oyunculuğu. Şeydi. Yani benim aklıma şey geliyor. Bu stratejik olarak da kullanılabilir. Bu söyleyeceğim şey. Hani böyle arkadaş gruplarınızı düşünün. Sürekli böyle çıkıntılık yapan, sürekli bir şey söylediğinizde reddeden, işte en ufak bir şeyde
İşte böyle çamura yatan, çirkefliğe yatan insanlar vardır. Şimdi bu insanlar da aslında kendilerini bir veto oyuncusu yapıyorlar ve kimi insanlar bence bunu stratejik olarak da kullanıyor. Çünkü kendi istemediği bir şeyi yapma, kendi istemediği bir şey yapılacağı zaman öyle bir tepki veriyor ki. O tepkiden sonra siz bir daha onun yapmak istemeyeceği bir şey yapmayı söylemeye bile korkuyorsunuz. Çünkü o tepkiyle karşılaşmak istemiyorsunuz. Ve aslında şey olarak da kullanılır. Ne onun adı? Stratejik olarak da kullanılabilir şeyler. E tabii çok ama affedersiniz bokunu çıkarmamak lazım. Çıkarırsanız tabii, tabii. Çünkü ondan sonrası insanların sizi reddetmesine kadar gidebilir böyle bir durum. Yani siz bunu çok kullanırsanız artık insanlar sizinle görüşmezler yani. Sizinle görüşmeyince siz tek başınıza veto oyuncusu olsanız ne olur, olmasanız ne olur? Kendi kendinizi veto oyunculuğu yaparsınız ondan sonra. Zaten her insan kendinin veto oyuncusudur. Öyle değil mi? Önemli olan gruplarda veto oyuncusu olmak. Değil mi? Bu şey gibi oldu. Her küme kendisinin at kümesidir gibi bir şey oldu. Aynen aynen. Aynen öyle. Zaten kendi kendine veto oyuncusu. Tamam o zaman. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Kapatmadan önce. Abi düşünüyorum. Eklenmesi gereken bir şey var mı şu an diye de. Yani çok daha fazla siyasi örnek var. Da yani bunları söylemenin manası yok. Genel olarak zaten pek çok şeyi konuştuk. Yani belki okay, biraz daha şey yani koalisyonları falan konuştuk da. Hani şimdi önümüzde seçim var malum. Bizim zaten yaptığımız yayınlarda da çok güncel siyasete değinmesek bile bir yerden seçime bağlanıyor. Yeri gelirse bizim konuşuruz. Konuştuğumuz. Ya tabii aynen. Tabii. Ya ama bir yerden bağlanıyor yani. Bağlanıyor tabii. Aynen. Ya orada belki şeyleri konuşabiliriz. Hani ittifak içerisindeki yani Cumhur İttifakı'nı konuştuk da Millet İttifakı içerisinde altılı masa değil mi? Evet, altılı masa. Ya burada tamam, soruyor o zaman. Dur soruyorum. Veya şeyi açabiliriz ya. Bir de de facto de jure arasındaki fark çok açamadık sanki. Bizim bahsettik başta da sonra konuştukken açmadık. Şey var çünkü mesela ne bileyim işte yargı bağımsızlığı örnek verilebilir burada. Hani yargı bağımsızlığı on paper yargı bağımsız yani. Hatta işte Erdoğan falan da çok kullanılıyor. Ama yani pratikte olmadığını biliyorsun. Mesela böyle bir arada fark olabiliyor veya tam tersi. Şu an kadar bahsettiğimiz çoğu güç oriented açıklamada kuralda veto player yok. Ama pratikte veto player falan. Bunlar arasındaki bu fark. Ondan bahsedebiliriz belki. Bilemiyorum. Benim de aklıma bir de bir soru geldi bununla ilgili. Onu da şey yapabiliriz. Yani şimdi altılı masayı düşünelim. Sizce altılı masada kimler veto player? Mesela Ahmet Davutoğlu bir veto player mıdır? Veya şey Temel Karamollaoğlu? Bence ya. En büyük veto player şey Akşener. Ama o üç partide kendi çapında bir veto player sanırım ya. Ne açıdan? Yani mesela ne şey o üç partiyi veto player haline getiriyor? Ya onları muhafazakarlarının rızasını alma fonksiyonu üzerinden böyle bir yere konumlandırdılar. Ama mesela neyi veto ettiler diye sorarsan cevabım yok bu arada. Yani öyle bir impression veriyorlar ama neyi veto ettiler onu da bilmiyoruz. Yani çünkü hiçbir şey şeffaf değil. Evet yani ve şey mesela daha net şey olarak şeyden konuşuyoruz. Mesela aday belirleme sürecinde siz diğer dört parti oluyor gerçi. Diğer dört partinin yani İYİ Parti ve CHP dışındaki dört partinin bir veto oyuncusu olduğunu düşünüyor musunuz? Yani onların onayı almadan veya onlar böyle diretebilirler mi? O veto gücünü hissediyorlar mı sizce? Yok kendine? Abi onlar dummy player bence. Dummy player diyorsunuz. O zaman bir dummy player da açıkla. Tabii yani veto player ile ilintili iki tane daha oyuncu çeşidi var diyelim. Bir tanesi diktatör. Diğeri de dummy player. Diktatör yani adı üstünde hani dikte eden. Dummy ise yani herhangi bir gücü olmayan oyuncu. Hani fasulyeden hani herhangi bir şeyi etki edemeden. Şimdi diktatörün bulunduğu ortamda zaten herkes dummy oluyor. İşte burada yani ilginç senaryolar hep şeyden çıkıyor zaten. Yani bu oyun teorisinin genelinde de böyle. Yani diktatörün olmadığı, çok sayıda aktörün değişen ölçülerde güçlü olduğu ve hatta bir değil birden fazla veto oyuncusunun bulunduğu senaryolar. Ki bence şu an altılı masanın durumu da bu. Yani iki tane veto oyuncusu var. İşte CHP ve İYİ Parti. Diğerleri de dummy bence. Yani şey yapabilirler tabii hani ittifakı parçalayıp hani biz sizle ortak girmek istemiyoruz. Yok sizin tutumlarınız şöyle böyle falan deyip masayı dağıtabilirler. Masadan çıkabilirler. Ama aday konusunda ben yani bilmiyorum. Çok söylediklerinin dikkate alındığını falan düşünmüyorum. Yani adayı muhtemelen CHP önerecek, İYİ Parti he diyecek gibi bir şey. Ama işte CHP'de önerirken İYİ Parti'nin he diyebileceği birini önerecek. Diğer partiler de kabul edecek. Bu kadar. Yani evet ortada yani diğer dört partinin aday belirlemekle ilgili mesela ben de hani
Bilmiyorum, onların şu anda bir de şeyi de konuşmak lazım. Seçim sistemi yüzünden herhangi bir şansları yok o ittifakta olmadıkları zaman. Yani hatta şey CHP ve İYİ Parti'nin listelerinden girmek zorundalar. Öyle bir durumda şu anda. Ya öyle bir durumdayız şu anda. O yüzden ben onların çok büyük bir gücü olduğunu da düşünmüyorum. Hani evet, muhafazakar kesim benim sensin güzel. Hani onlar en azından vitrinde o şekilde dursun ama kendilerinin de onun farkında olacağını düşünüyorum. Yani o ittifakın içinde olmadıkları herhangi bir senaryoda şansları yok. Ama CHP ve İYİ Parti'nin kendince var. Tabii yani durumun vehameti düşünüldüğünde yok aslında da. Ama yani en azından teorikte var şey yapabilmeleri. O yüzden bence de onlar biraz daha veto player olabilir ama tabii veto player olmakta da şöyle bir şey var. O veto gücünüzü kullanıp kullanmamak da önemli. Çünkü şimdi mesela İYİ Parti kesinlikle bir veto oyuncusudur. Ama veto ettiği senaryoda, ittifakın dağıldığı senaryoda olacakları düşürüp o veto gücünü kullanmak istemeyebilir. Tabii, ya burada Böyle bir bir durumda. sorumluluk hissiyle hareket ediyor zaten aktörler. Evet. Aynen Yani öyle. orada işte bir şey var. Hani reprezentasyon mu yoksa responsibility mi? Yani reprezentasyon neyi gerektiriyor? Kendi tabanının, kendisine oy veren kişilerin tercihlerini yansıtması ve bu konuda katı bir duruş sergilemesi. Ama bu katı duruşu sergilerse de yani responsibility, sorumluluk kısmını yaralamış olacak. Çünkü sorumlu davranması gerekiyorsa hani ortak aday bulup ortak zeminde buluşup seçimlere öyle girmesi gerekiyor. Evet. Yani dedim, o bir de şu şartlarda tekrar söylüyorum, bu seçim sistemi yüzünden, ittifaklarla alakalı yapılan yeni düzenleme yüzünden en son yapılan, yani bunların ayrıldığında alacakları oy oranıyla birlikte girdiklerinde alacakları oy oranı diyorum pardon, milletvekili sayısı arasında ciddi bir fark var. O yüzden o da çok büyük bir, çünkü biz bugün hep Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşuyoruz ama Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemli bir de parlamento seçimi var. Hatta seçimin iki turlu olduğunu da düşünürsek ve ikinci tura kalma ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünürsek, o parlamento aritmetiği ilk seçimin sonunda çıkacak. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok yüksek etkileyecek. Hatta Team'in en son Twitter'da da yayınlandı bir hafta önce falan. Onun şeyini yapmıştık, analizini yapmıştık da. Yani mesela şöyle bir olasılık gayet yüksek. Erdoğan kaybedebilir Cumhurbaşkanlığı ama AK Parti hala çoğunluğu ve en azından veto player olacak şekilde çoğunluğu elinde tutabilir şeyde. Aynen. Parlamentoda. Aynen. Galiba yanlış bilmiyorsam hani simülasyonlardan falan bu ittifak, bu yasayla, seçim yasasıyla birlikte mesela dağıldığı bir durumda %41, %42 bandında bir oy oranı mecliste çoğunluğu sağlamasına yetiyor Cumhur İttifakı'nın. Şey yüzünden. Belli bölgelerden alınacak milletvekilleri yüzünden. Şeyde, sistemde yetiyor. O yüzden kritik ve insanlar genelde bunu yok sayıyor biz tartışırken ama ya Yok biz yok, şu bu anda çok evet önemli ya. Cumhurbaşkanı'nı çok güçlü Yani gibi görüyoruz. şeylere bakmak lazım. Tüm farklı senaryolarda kaç tane sandalye çıkartabiliyorlar? Ya Mantıklı işte ben olan o öyle bir şey okudum. sandalyeyi Yapmak lazım. maksimize etmek işte. Evet. Yani şey durumunda, o sandalye ittifak kurulmadan girildiği durumda bayağı bir avantaj sağlıyor Cumhur İttifakı'na. Ya bir de dediğim gibi yani kurumsal olarak aslında baktığımız zaman evet Cumhurbaşkanı mesela atamalarda falan çok güçlü. Ama parlamento ve başkan arasındaki ilişkiye bakıldığı zaman parlamento da öyle çok güçsüz değil. Bizde öyle bir algı var da değil. O yüzden buna da hani literatürde kohabitasyon deniyor. Yani başkanın farklı partiden olduğu, meclis çoğunluğunun farklı şimdiki durumda ittifaktan olduğu durumda şeyde o da çok büyük bir sıkıntı. Yani işte Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kaybetse bile Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu yakalarsa o da bizi çok enteresan, acayip bir senaryoya sürükleyecek. Böyle bir durumda. Yani o kadar hani parlamento yok sayılacak gibi bir durumda değil olay. O da çok önemli. O seçim de çok önemli ama tabii bize aday tartışıyoruz şu an için. Parlamento Aynen. şey pek tartışılmıyor. Bilmiyorum, altın masada tartışılıyor mudur? O durumda zaten ortaya çıkan yapıyı anlamak için oyun teorisini iyi bilmek gerekiyor. Oyunları iyi Evet. analiz etmek gerekiyor. Onun için de Aynen. bizi takip etmeleri gerekiyor, değil mi? Aynen. Güzel bağladın. Bir şey takip etsinler. Şeyde, Aynen. oyun teorisi. Bu arada yani işin şakası bir yana gerçekten önemli. Yani o şeyi anlayabilmek için oyun teorisi özellikle bu kurumsal şeyde bayağı bir vizyon sağlıyor insana. Dedi. Ve buradan liderlere de öneriyoruz. Buna biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini. Tamam, o zaman Şeyi toparlayalım tekrarla yavaş istersen. yavaş. Onu da her videoda yapar olduk artık. Ne? Bir milletvekilliğine sizin Bir her türlü oyun teorisi milletvekili de tamam. ihtiyaçlarınızı İki, karşılarız. karşılanır. Oyun teorisi ihtiyaçları karşılanır diye. Yani, tamam. O zaman toplayalım yavaş yavaş. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Tamam abi, Aynen. söylemek istediğim son şey buydu. Bunu söyledik. Bunu bir söyledim diyorsun. Emel Hasan'da var mı? Ama O bilmiyorum. şey dedi. Bu de facto Dejureyle ayrımından de bahsediyorsun. facto aynen. Onu da konuşuruz. Hatta 5-10 dakika daha ekleriz videoya. Ama şeyde İyi, tamam, konuştuk nasıl zaten konuşalım? ya onu. Hani kurumsal ve partizanda
Denk geliyor yani o ikisi birbirine. Okey, o zaman eklemedim. Ama sen tabii Emirhan, söylemek istediğin bir şey varsa söyle. Yani şöyle, hani bu de jure de facto ayrımında bir aradaki o uçurumdan bahsedebiliriz. Yani bazen birisi bir aktör kurallar gereği veto player olabilir ama mesela onun için gücü yoktur. Bunu uygulayabilecek, yani pratikte gücü yoktur yani. Ya da bazen birisi kurallar gereği veto player değildir ama gücünden dolayı pratikte veto player olmuştur. Yani bu de jure de facto ayrımı o itibariyle önemli. Bunun şöyle bir riski var. Yani eğer bir kişi, kurum, neyse artık ülke de facto veto player ise tamam, bu çok bir problem değil ama meşruiyet sorunu oluşturuyor. Yani kuralları update etmezse bu meşruiyet krizine tekabül ediyor. Bir şekilde geliştiremezse kuralları, ya da tam tersi kurallar gereği veto player ama gücüyle uygulanamıyorsa bu da bir efficiency ve bir miktarda yine meşruiyet sorunu oluşturuyor. Yani uluslararası arada Aynen. mesela bir problem bu İktidar oluyor itibariyle ama bence. muktedir olamıyor o durumda, değil mi? Evet. Yani bu itibariyle mesela uluslararası arada bir problem bence Fransa, yani orta vadede ve uzun vadede dünya başına varacak mesela. Birleşikler Güvenlik Konseyi üyesi ve orta vadede Rusya da aynı şekilde. Ve Güvenlik Konseyi üyesiler çok önemli bir pozisyondalar uluslararası sistemin işlemesinde ama muhtemelen güçleri giderek zayıfladıkları için, yani görece güçleri, bu pozisyon tartışmalı hale gelecek fakat değiştirecek bir şey yok, yani değiştirecek bir mekanizma yok. Bu bir problem gerçekten, yani veya ülke rejimleri içinde, yani birisini başkan seçiyorsunuz ama işte vesayet denilen şey var ya, vesayet size işinizi yaptırmıyor. Yani bu çok büyük bir problem. Başka kurumların sizin işlemenize meşru bir zeminde olmadan durdurması. Bunu da öyle söyleyebiliriz. Yani veto player her zaman çok tatlı veyahut sadece bloklayıp pazarlık payı olan bir şey değil. Bir meşruiyet tarafı da olan ve sistemi bloklayıp üstüne bir de farklı tartışmaları beraberinde getiren bir kavram, yani onu da söylemek gerekiyor. Evet, ya şey, bu şeyi söyledi, hani vesayetin bir de işin bir de öbür tarafı var. Ya bizdeki 60 ve 80'de hani anayasa düzenlemelerine falan bakarsanız askerin evet bir de facto veto player'ları vardı her zaman şey üstünde. Siyaset üstünde, yani Türk siyasetinin en büyük gerçeği bu Osmanlı'ya kadar giden. Ama asker bunu aslında de jure hale getirmeye çalıştı. Yani aslında bir kurumsal düzenlemeyle kurumsal düzenleme haline getirmeyi düşünün. Düşünün MGK'yı düşünün işte, yani belki bizi dinleyen daha yaşı küçük arkadaşlar hatırlamaz ama hani bu AK Parti döneminden önceki süreçte falan ordunun gerçekten radyo televizyon üst kurumu ya da YÖK'e kadar oralarda üyeleri vardı. Ayrı mahkemeler vardı. Evet evet o süreçteki, evet, ve bütün bu yapılan anayasa ve kurumsal düzenlemeler o süreçte askerin amaçlarından biri de o de facto gücünü siyaset üstündeki de jure hale getirmeye çalışmaktı. Bir yerde bu da çok önemli bir şey, çünkü ya de facto olan kaçar gider şartlar bittiği zaman. Sen dedin ya Rusya'dır işte belli aktörlerin işte güvenlik konseyi üyeliği. Evet o güçten belli bir açıdan da düşebilirsiniz ama kurumların değişmesi, değiştirilebilmeye çalışması daha zor bir şey. De Evet. facto güce göre. O da bu Sonra. da stratejik bir şey. Yani de facto gücünüzü ve veto oyunculuğunuzu her zaman de jüreye taşımak size büyük avantaj sağlar. Tamamdır o zaman. Tamam. Evet. Söyleyecek daha fazla bir şeyim yok. Tamam. O zaman herkese bize dinledikleri için çok teşekkür edelim. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı da unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Eğer içerikle ilgili düşündüğünüz şeyleri yorumlara yazarsanız seviniriz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.